Evet hayalet şehir haritasındayız. Seviye 8 bir maç. Hatta seviye 7 bir maç diyebiliriz. Seviye 7 tanklar da var. Kamp Panzer'le oynuyoruz. Savaş Panzer'i anlamına geliyor. Almanca'da Kamp biliyorsunuz savaş. My Kampf kavgam kitabı da vardı biliyorsunuz Hitler'in. Bu gereksiz bilgileri verdikten sonra Kamp Panzer tankı hakkında da bilgi vereyim. Çünkü Kamp Panzer pozisyon almak için gidene kadar buraları videonun doldurmam gerekiyor. Bu sadece bu amacı başka bir şey değil. Kampanzer biliyorsunuz seviye 9 bir ödül tankı, ön zırhı ve kulesinin ön bölümü, gövdesinin ve kulesinin ön bölümü çok iyi derecede zırhlı özellikle açıyı aldığı anda işe yarıyor bu zırh. Normalde çok fazla işe yarayabilecek bir zırh değil. Fakat tepeden baktığınızdaki 8 derece kadar eğiliyor sanırım kulesi. Bu sayede birçok tanktan gelen mermileri sektireceksinizdir efendim. Biz haritaya da bakalım bir yandan. Osman Bey burada sağ gitti yine bir kör atış yaptı. Vurdum vurmadı mı o da emin değil ama son derece iyi bir tank. Bunun farkında eğer destek de alırsa bu desteğini sürdürürse gerçekten başarılı bir şekilde sağ tarafı koruyacağını düşünüyorum. Kör atışlara devam ediyoruz burada. Yanımıza bir komet geldi seviye 7. İleri doğru atılıyor kamp fanzerimiz Osman Bey. Kendisi ileri doğru atıldıktan sonra önüne bir düşman geleceğini düşündü buralarda. Fakat henüz hala çıkan bir düşman yok. Sağ kesiyor. Evet ilk düşmanı buldu. Yandan onu vuruyor Challenger'a. Challenger'ı vurduktan sonra yine hızlı yükleyen 6 saniye kadar olması gerekiyor yükleme süresi. İkinci atışını yapmadan takımı Challenger'ı garaja yolluyor. Bu tankın şöyle bir benzetme yapacağım ben. Bu tank aslında birazcık Leopar'a benziyor. Alman seviye 10 Leopar'ına benziyor. Birazcık da T-55A'ya falan benzetebilirim hem gövde profili açısından hem gövde yapısı açısından ama top ve nişan mekanikleri bir leoparı anımsatıyor. Gördüğünüz gibi Tiger'ı çok sıkıntılı bir pozisyonda yakaladı. Özellikle haritanın bu pozisyonunu ele geçirirseniz metler olarak tabii ki Tiger'ı önden delmek zordur. Ne olursa olsun bir Alman tankı çok ciddi avantaj sağlayabilirsiniz özellikle şehirdeki ağırlara karşı ki o bu avantajını kullanarak biraz Tiger'a birazcık da önüne geçen KV-4 tankına, KV-4 e, Crest tankına atışlarını yapıyor. Tiger şimdi hedefinde. Tiger'a tekrar atışını yapıyor ve şu ana kadar 1876 hasara ulaştı. DPM'ini kullanıyor. DPM'i çok yüksek bir tank. 2800'e kadar çıkabilir bunun DPM'i. Yanılmıyorum diye düşünüyorum yine. Vot, e, tank cc'den bakılabilir aslında ama ben sadece Reply üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Evet durmak yok. Devam ediyoruz en sağ taraftan ve bir tankla daha karşılaştık. Bu tankımız Gusor. Gusor tanka ilk hasarını veriyoruz. Gusor bizden sektirdi. Biz tekrar Gusor'a ateş ettik. Tekrar ateş ediyoruz. DP'miz çok üstün. Bakın Gusor önden bizi delemiyor. Biz son atışı yapmadan Takım arkadaşımız son atış yapıyor ve Gusor da garaja gidiyor. Ve bu arada biz 2658 hasara ulaştık. 548 de destek spot hasarımız var efendim. Yine şehirdekilere nişan alarak yukarı çıkıyor. Birazcık ağır da olsa tankımız yavaş diyemeyeceğim. Black Prince iyi bir İngiliz tankı aslında seviyesine göre ona vurabilir mi? Evet Black Prince'in de zırhı ve yan kule zırhı ve yan zırhı iyidir. Ön gövde zırhı da fena değildir. Black Prince'e delmek kolay kolay değildir. Kolay kolay delemezsiniz özür diliyorum. Ve buradaki tepeye doğru çıktı. Buradaki tepeye çıkıp yine şehre ya da haritaya hakim bir yere geçmek istiyor ve istediğini yaparken STRV'yi gördü. Ona palette hasarını attı. STRB'yi remledi. Ahırlığı da gördüğünüz gibi epey olan bir tank ve STRV'ye bir atış daha yapıyor. Son kez remliyor ve orada STRV'yi de garaja yolluyor. Osman Bey 3658 Hasarı ulaştı. Bakın o da aynı şekilde haritayı okudu. Boş bulduğu, boş gördüğü yerlere düşünmeden Ay aman hasar alırım aman 300 damage yerim. Ay orada STRV var geçerken bana ateş eder diye düşünmedi. Sadece tek odaklandığı nokta damage, damage, damage. Hasar her şeydir. Hasar her zaman ilk hedefiniz olmalıdır. İşte gördüğünüz gibi Black Princess önden bu sefer de diyoruz. Çünkü demin hafif bir açısı vardı bize karşı. Fakat şu anda o açıyı koruyabilme durumunda değil ki. Ön altını görüyoruz ama burada gördüğünüz gibi o muazzam öve öve, öve, öve bitiremediğim top bize kalleşlik yapıyor delemiyoruz bir türlü ıskalıyoruz falan derken 3900 demeyece gelmişiz bile biz fark etmeden ve onu Black Prince tankında da garaja yolluyor Osman. Artık maçın sonlarına geldik. Ona 7 skor. Kamp Fanzer gerçekten seviyesine göre gayet kaliteli, başarılı, zırhlı. Topu da güzel bir tank. Ve son artık rakip düşmanları. Yine çok fazla böyle yorulmadan uzaktan uzaktan temizleyin bir pozisyonuna geçmeyi düşündü Osman ama öyle bir pozisyon bulamayacağını anlayınca şöyle tepenin üstünden bir bakış atıp tepenin üstünden aşıp aşağı doğru sallanmaya başladı. Şimdi büyük bir ihtimalle burada iki tank daha var. Burada bir tank mutlaka vardır derken evet enteresan Kobra nişan alacak. Şu anda önüne başka tank çıkmadı. Büyük bir ihtimalle haritanın en en uç noktasına kadar gitmiştir onlar. Spotunu yedi. Kobra tankı hala hedefinde. Bir türlü bir türlü denemedi burada Kobra tankını. Aslında çok da zırhlı bir tank değil Kobra tankı ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ve son atışında yaparak Kobra tankını garaja alıyor. 4.602. Bakın haritayı resmen kenarlardan tavaf etti. Resmen tavaf ederek rakibine hasarları yağdırdı diyebilirim. Ve son tank 122 TM'yi son, sondan bir önceki tank 122 TM'yi de tek atışına garaja yolluyor. 4876 hasara ulaştı ve hala hasar potansiyeli var. 1300 daha koyabilir bunun üstüne. Koyacak mı, koymayacak mı? Ben size net söylüyorum. Çok büyük bir ihtimalle 2 atışı daha var. Net söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Replay'i daha önce izlemedim. İlk tıkladım ve ilk kez izliyorum. Evet. Tahmin ettiğimiz yerde Birinci atışı yaptı. Oo, bu sürpriz oldu. Bu sürpriz oldu bana da. Yakabileceğini hiç düşünmedik tabii ki. iki atışı vardı. 3 atış ve tüm hasarları neredeyse ee, o verdi. Yanılmıyorsam tüm hasarları o verdi. Ve 6146 hasar, 1740 sektirme, 720 destek ve spot hasarıyla muazzam bir maç çıkardı yine. Her zaman tankınızı bilmeniz, tankınızı Bilerek rakip tanklara göre cesur ve hariti okuyarak oynamanız işe yarıyor diyebilirim. Neyse çok fazla çene yapmayalım. Bot Reply's'ta skorlara bakalım. Evet Kamp Fanzar tankının Reply'larındayız. Bu arada tekrar tekrar teşekkür ederim. Osman gerçekten de güzel videolar atıyor. Diğer arkadaşlara da Berat'a da teşekkür ederim. Eğer siz de video atmak isterseniz atabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi master'ını alamıyor. 6100. 46 hasar fakat master'ını alamıyor tankın. Yani büyük bir ihtimalle 7000 neredeydi? 6500 6700 gibi alacaktı master'da ama şunu söylemek istiyorum. Bu tank neler yapabiliyor? Rakip takıma iyi bir oyuncunun elinde ızdırap olabiliyor. Şimdi Osman Z diğer 25 replay'ında da izlemiştik. Agresif oynamayı seven bir oyuncu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 tankla connection sağlıyor. Bu 11 tankla connection sağlayarak 6146 hasar. 6 kill alıyor ve 1740 sektirme ve 720 de destek spot hasarı alıyor. Takım skoruna geldiğimizde gördüğünüz gibi yine inanılmaz bir fark varken kendi takımıyla arasında. 6146'ya 2340. Burada maçın Cristiano Ronaldo'su olmuş abi bu adam. Maçın Cristiano Ronaldo'su olmuş ve son derece bilinçli. Ne yaptığını bilen bir şekilde oynadı. Rakip takıma baktığımızda Obje 777 orada bir şeyler yapmaya çalışmış ama çok da fazla başarılı olamamış yapabileceği oydu. Çünkü çok ciddi bir şekilde etraftan metleri dolaştı bizim takımın ve o metler de tabii ki şehirdeki ya da şehrin içindeki hevilere acımadı. Toplamda 110 bin gelir geldiğini görüyoruz. Total gelir geldiğini görüyoruz. Bunun 68 bini kar olarak Osman Bey'in kasasına Kamp Panzer, Savaş Panzeri Türkçe olarak telaffuz ettiğimizde tarafından garajına ne no efendim kredi hesabına aktarılmış oluyor. Gerçekten tebrik ederim. Osman'ı çok başarılı bir oyundu. Çok hakim zaten tanka. Bu çok net belli. Eline koluna sağlık. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.